yeni bir gelişme var. NASA, Rover'da ulaşma imkanımızın olduğu rastgele sayı üretici bir donanım olacağını söylemişti. Bundan sonra bir yorum daha yaptılar. Bana algoritmamızın pratikte de çalışması gerektiğini hatırlattılar. Bir şeyi pratiğe dökerken her zaman için hata ihtimali vardır. Ama eğer çok küçükse bu hatayı görmezden gelebiliriz. Bu size saçma geliyorsa unutmayın ki gerçek dünyada hiçbir şey kesin değildir. Hata ihtimali her zaman vardır. Mesela çip paketleme küçük miktarlarda radyoaktif atık içerir. Bunlar bozulduğunda bellekteki bitleri bile değiştirebilen alfa parçacıkları salınır ve beklenmedik bir şekilde bir sayıyı değiştirebilir. Daha da ilginci kozmik ışınlar da ufak hatalara neden olabilir hiçbir zaman için hata ihtimalini tamamen ortadan kaldıramayız. Ben de NASA'ya aynen şunu sordum. Peki nasıl bir hata payı kabul edilebilir? Onlar da dediler ki, belirli bir deneme için hata ihtimalinin ard arda iki kez piyango çıkma ihtimalinden daha az olduğu konusunda emin olmamız gerekiyor. Diyelim ki 649 sayısı. Ard arda piyangonun çıkma olasılığı 6 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. Öyleyse güvende olalım ve yuvarlak hesap diyelim ki hata olasılığımız 10 üzeri eksi 15. Yeterince güvenli. Bir hata beklemiyoruz. Yüzlerce hatta binlerce kez böyle çalışabilir. Ancak benim sorum şu. Rastgeleliğe ulaşmak bu asallık testi gibi bir karar algoritmasını hızlandırmamıza yardımcı olur mu? Bu derin bir soru. O zaman bir adım geri gelip büyük resme tekrar bakalım. Birden sonsuza kadar olan tam sayılar kümesi olsun. Bu son sayıya da n diyelim. Şimdi de bunu tam sayılar evreni olarak düşünelim. Böyle bir kümeyi her zaman iki gruba ayırabiliriz. Bir karar problemi de aslında iki gruba bölmek olarak düşünülebilir. Örneğin bu ne? Yüzden daha küçük müdür? Yüzden küçük bütün tam sayılar için bunun cevabı evet olurdu. O yüzden buraya bir küme. Hayır da geri kalan tam sayılar için. Bu da başka bir küme. Pekala. Şimdi asal sayıları bir kararla bulmaya çalışalım. İstediğimiz şey tüm asal sayılara uyan ama bileşik, asal olmayan sayılara uymayan kriterler. Bütün asal sayıların yerlerini belirten bir yol bilseydik, belirli bir sayı olan bu n'nin buna uyup uymadığını kontrol ederdik. Ancak sorun şu ki, şu ana kadar tüm asal sayıları izleyip de bileşikleri izlemeyen ya da tüm bileşikleri izleyip de asalları izlemeyen tam ve basit bir yol bulunamadı. Buna rağmen çoğu bileşik sayı için çabuk sonuç alabileceğimiz testler biliyoruz. Bu nedenle kolay hesaplanan bir kriter Örneğin çift sayılar için bir test olabilir. Bütün çift sayılar ikiye bölünebiliyor. Bu hızlı bir yol çünkü bir sayının en son basamağına bakarak çift olup olmadığını söyleyebiliyoruz. Ne büyükse bile problem daha zor bir hale gelmiyor. Sadece düşük değerlikli basamak olarak da bilinen son basamağa bakıyoruz n'nin bir tam sayı olduğunu ve tüm algoritmamızın yaptığı tek şeyin n'nin çift olup olmadığını kontrol ettiğini varsayarsak, bir algoritmaya sahip oluruz. Bunun sonucunda da görüyoruz ki, çift sayılar testini düşük kalitede bir bileşik sayı testi olarak kullanabiliriz. Eğer n çift ve 2'den büyükse, bunun %100'lük bir kesinlikle bileşik sayı olduğunu söyleyebiliriz, çünkü kanıtımız var. İki sayısını bileşik sayıları ele veren tanık olarak düşünün. Ancak şayet ikiye bölünmüyorsa tam emin olamayız. Eğer tek sayıysa, tüm asallar tek sayı olduğundan bu da bir asal olabilir. Veya 9 ya da 15 gibi birçok bileşik tek sayıdan biri de olabilir. Bileşik tek sayıların kapladığı bu büyük alan bunu geçersiz bir test kılıyor. Daha açık olmak için şunu çizelim. Asal ya da bileşik sayı, fark etmez bir n'miz olsun. Eğer n asalsa 2'den daha büyük olan hiçbir asal çift olmadığından algoritmamız her zaman için asal sayıdır diyecek. Asal sayı olduğunda asla bileşik sayı demeyecek. Ancak eğer n bileşik sayıysa yaklaşık %50'lik bir oranla bileşik sayı ve yine yaklaşık %50'lik bir oranla asal sayıdır diyecek. Yani eğer algoritmamız bileşik bir sayı sonucunu verirse bir kanıtın ya da ya da bileşik sayıları ele veren bir tanığın varlığını gösteriyor. Ama eğer algoritmamız asal sonucunu verirse burada kabul edilemeyecek kadar büyük bir hata ihtimalinin olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar stratejimiz, tekrardan kaynaklanan kabul edilemeyecek büyüklükteki hatayla ilgiliydi. Şimdi, makinemizin izlediği yolu çizelim. Belirli bir n için makinemiz, a eşittir 2'den başlayarak, bir dizi bölünebilirlik testi yapıyor. a, n'yi bölüyor mu? diye soruyor ve eğer a, n'yi bölemiyorsa, bütün bu alanı eleyebiliriz. Daha sonra sorduysa n 3'ü bölüyor mu? Bölemiyorsa bu bölümün tamamını eliyoruz. Daha sonra da n 5'i bölüyor mu? 7'yi ve bunun gibi devam ediyor. Fark ettiyseniz bunlar gitgide bütün pozitif bileşik sayıları dolduran ayrı gruplar. Eğer bu sıra boyunca bir kez de olsa evet cevabını verirsek n'nin bileşik sayı olduğuna dair kanıtımız oluyor. Evet cevabının verildiği nokta olan A da tanığımız oluyor. Böylece duruyor ve algoritmamızdan bileşik sayı sonucunu çıkarıyoruz. Aksi halde bütün olası bileşik sayıları tüketene kadar denemeye devam ediyoruz. Her pozitif bileşik sayının yani N'nin kareköküne eşit ya da karekökünden daha küçük bir çarpanı olması gerekiyor. Bu yüzden de N'nin kareköküne gelene kadar denemeye devam ediyoruz. Bu da aslında bizi algoritmamızdaki son soruya götürüyor. Eğer hiçbir tanık bulunamadıysa, A, N'nin kare kökünden büyüktür. Böylece aniden bir kanıtımız oluyor ve asal sayı sonucunu çıkarıyoruz. İşte gördüğünüz gibi algoritmamızdan iki çıkış yolumuz var. Her iki yolda N'nin bir asal ya da bileşik sayı olduğuna dair bir kanıt oluşturuyor. N, bir asal sayı olduğunda bütün olası bölenleri deniyoruz ve bunların hepsini eliyoruz. Bu da n'nin bir asal sayı olduğuna dair bizim kanıtımız oluyor. Bu stratejiyle ilgili sorunsa, test değerimiz olan a 2'den başlayarak n'nin kareköküne kadar devam eden bütün asal sayıları kontrol etmemizi gerektiriyor. Yani n büyüdükçe asal sayıların sayısı da bununla birlikte artıyor. Bu en kötü ihtimalle çok fazla sayıda tekrarla sonuçlanıyor. Örneğin, algoritmamızda bir asal verdiğimiz zamanlarda olduğu gibi. Şimdi büyük resme baktığınızda fark etmişsinizdir ki ne asal olduğunda bu bize kanıt oluşturuyor. Aslında bu kanıta ihtiyacımız olmadığını şimdi biliyoruz. Aslında bu kanıta ihtiyacımız olmadığını şimdi biliyoruz. Hiç kimse bunu kanıtlamamız gerektiğini söylemedi. Sadece 99.9999, 15 tane 9 kesin olmasına ihtiyacımız var. Hmm. Öyleyse aslında algoritmamızda kullanılan bileşik sayı testi hakkında düşünmemiz gerekiyor. Hatırlayın, şu ana kadar en hızlı asallık bölme denemesi testlerimizde sadece asal sayıları bulmaya çalıştık. Zaman kazanmak amacıyla çoğu bileşik sayıyı elemek için asal şablonunu denedik Örneğin 6K ya da tüm asalların bu formda olduğu 6K artı veya eksi 1 gibi. Yine hatırlayın, bunun gibi bir test bileşik sayı testine dönüşebilir. Yani belirli bir tam sayı olan n, 6K artı ya da eksi 1 formundadır. Öyleyse onun büyük ihtimalle bir asal sayı olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de bu şablonu takip eden birçok bileşik sayı var. Bu sadece bütün asal sayıları değil, tam olarak bütün asalları ve bazı bileşik sayıları da içeriyor. Bu fazladan bileşik sayıları bir çatlak gibi düşünebilirsiniz. Bu çatlak da bizim hatalarımızın kaynağı. Şimdi olaya tam tersinden bakıp, ne, 6k artı ya da eksi 1 formunda değil mi diye sorarsak, %100'lük bir kesinlikle diyebiliriz ki bu bir bileşik sayıdır. Yani çatlak, asal sayı tarafından bakınca hatalarımızın kaynağı. Ama bu durumda böyle bir şey kabul edilemez. Bu göz ardı edilebilir bir hata değil. Bu oluşan hatanın çok daha büyük bir olasılığı var. Bu farkı küçültecek ve hata ihtimalini göz ardı edebilir kılacak yeni bir bileşik sayı test prosedürüne ihtiyacımız var. Bu da tekrarlamalarla nasıl bu hataları azaltabileceğimizi gözden geçirmemiz gerekeceği anlamına geliyor. Sanırım artık uygulamak isteyebileceğimiz türdeki testleri de göz önünde bulundurarak fikirlerimizi aşağıya sıralamalıyız. Hangi soruları sorabileceğimizi bir düşünün ve fikrinizi yazın.